Zamlar hakkında ne söylemek istersiniz? Zamlar hakkında... Çok iyi. Yani iyi oldu aslında bir yandan. Niye iyi oldu? Çünkü millet hak ediyor o %51'lik kısım bana göre. O olsun mu diyoruz? Tabii o olsun diyoruz. Gerçekten. Hani mesela ben haberlerde bakıyorum bazen. Instagram'da görüyorum ya da Twitter'da görüyorum. Zam gelmiş. Mesela benzine zam geldi. İyi oldu diyorum mesela ben. Hani eskiden şeydi ya ne yapacağız, ne edeceğiz diyordum. Şimdi tam tersine seviniyorum. Sizi etkilemiyor mu? Beni etkilemiyor. Bana göre boş 50 lira da olsa olur. Benim tuzum kuru mu diyoruz? 50 liralık alıyoruz benzin. Benim tuzum kuru bana 7500 lira yetiyor diyenlerden miyiz? Yok. Yok öyle değil. Aslında bizi de etkiliyor. Hani çünkü sebze, meyve ürünleri artış şeyleri, fiyatları artıyor. Oradan bizi de etkiliyor ama ben sadece şey olsun diye hani iyi oldu diyorum. Hani tamam geleceğim evet zaten gitmiş elimden diyorum kendimce. O yüzden umursamıyorum açıkçası. Çünkü kafaya taktığın zaman daha çok kötü oluyor. İyi giden bir şey olmuyor. Sizce böyle devam eder mi? Böyle devam... 5 yıl daha devam eder diye düşünüyorum. Vatandaşın üstüne binmeye devam eder bu zamlar diyorsunuz. Umut yok mu? Ya, umut yok bence. Değişen aynı fikirde şey miyiz? Yani sayılır. ben şey yapıyorum, kendi özgürlüğümü seviyorum. Yorum yapmak istemiyorum. Tabii ki her türlü bizi de etkiliyor. En zenginden en fakirine iyi ya da kötü. Hani iyi yönde etkilenenler de var tabii ama hani... Evet beyefendi ekip ben ihracat yapıyorum. Bana olumlu etkisi var doların. Tabii yükselmesi. Mesela bazılarının doların yükselmesi onların avantajını oluyor tabii ama hani yani bizim açımızdan özel sektörde çalışan işçiler açısından mesela hiç iyi değil. Çünkü sabit maaş alıyorsun. Yılda en fazla hadi Temmuz'da zam gelirse belki ekstra zam alıyorsun ama zam oldukça da işler daha kötüye gidiyor zaten. Hani zam olması da iyiye yönelik bir şey değil. En fazla seni bir ay bir rahatlatıyor. Onunla ikinci ay, üç ay öncesinden daha kötü oluyorsun zaten. Geçen ay asgari ücrete zam geldi. Zam... O ücreti almadan cebimizden gitti. Aslında biz eksiğe evet. giriyoruz. Zam yapıldıkça biz daha çok eksiğe giriyoruz. Çünkü örnek veriyorum, ben bir gömlek alıyorum, örnek veriyorum şu anda. 200 lira zam geldi asgari ücrete. Mağazalar 250 lira yapıyor, örnek veriyorum şu anda. O personel vereceği ücreti yansıtıyor gömleğe. Ben gidip aldığım zaman geçen ayki fiyattan alıyorum. Geçen ayki maaşımdan alıyorum. O yüzden ne oluyor? Beni etkiliyor tabii ki. Olacak böyle umut var mı? Ya umut her zaman var. Umut hiçbir zaman bitmez ama hani şu anki durumda çok umutlu muyuz? Yani o da bana kalsın. Devam etsin mi zamlar? Etmeli mi sizce? Hangisi? Asgari ücrettim. Yok. Benzine devam etsin. Ama benzine de etsin. Ya şöyle bir de ben hani evlenmeyi de düşünüyorum ama sadece düşünmekle kalıyorum. Onu da buradan belirteyim eğer kim izliyorsa. Mesaj gitti tamam düşünüyorum. Okay. Sadece düşünmekle kalıyoruz. Hani ilerisi yapmak istediğin zaman daha çok çaba sarf etmen gerekiyor. Bu arada bir tane kredi vardı. 150 bin lira kredi veriyordu. 3 ay önce mi? 2 ay önce seçimlerden önce. Onu da yükseltecekler mi acaba? Evlenenlere. Aynen. Onu da duyuralım belki yükseltirler. Yani yükseltmeleri gerekiyor. En azı asgari ücrete yapıldığı zam kadar. 150 bin liranın %30'u ne kadar yapar örnek veriyorum. 200 bin lira olması gerekiyor bence. Devam eder mi böyle zamlar etmek? Ya bence böyle zamlar devam etmemeli tabii ki zaten de. Hani ya biraz daha refah seviyesinin artması gerekiyor. Çünkü Türkiye hani şey değil. Ya baktığın zaman normalde güçsüz bir ülke değiliz. Hani gerçekten çok daha iyi yerlerde olmayı hak eden de bir ülkeyiz. Ama hani... bizim bir yandan da aslında düşmana da ihtiyacımız yok. Yani her şeyi aslında bir yandan tamam yapılan zamlar hani yetkililer suçlu olsa da bir yerde ama ondan ziyade aslında bizler de birer suçluyuz. Çünkü her şeyi bir fırsata çevirmeye çalıştığımız için her zaman kötüye kötüyle gidiyoruz. İnsanlar için daha kötü oluyor. Tamam malı mülkü olan insanlar için biraz daha iyi oluyor olabilir onlar açısından belki bu fırsat ama hani bizim gibi insanlar için tabii ki olmuyor. Fırsatçılıkla yapılıyor diyorsun. Kesinlikle yani fırsatçılığın normalde aslında tamamen bence önüne geçilmeli. Fırsatçılık biterse hani bu ekonomik sıkıntıların bir kısmı en azından da biteceğini düşünüyorum açıkçası. %20'si de olsa biter. Neden kontrol altına alınamıyor bu durum? Ya aslında ya devlet hani hükümet demiyorum devlet tabii ki. Devlet hiçbir zaman küçümsenecek bir şey değil yani. Aslında devlet istese her zaman her şeyi yapabilir bence. Ama bilmiyorum artık yani inşallah yapılır. Çok da bir şey demek istemiyorum. Biz teşekkür ederiz. Vallahi burada yaşamıyorum ama çok pahalı her şey. Nerede yaşıyoruz? Avusturya. Avusturya. Hı? Avusturya'da yaşıyoruz. Tatile geldiniz buraya. Evet. Çok mu pahalı? Çok pahalı. Her şey çok pahalı. Böyle gidersem vallahi millet mahvoluyor. Neden sizce böyle oldu? Ben neden öyle oldu? Biliyorsun baştakiler. Peki Almanya ile pardon Avusturya ile kıyasladığınızda nedir durum? Orada siz rahat mısınız? Evet. Evet biz geçiniyoruz.
Mesela normal asgari ücret alsak bile geçiniyoruz. Çünkü devlet kendi milletini aç bırakmaz, biliyor musun? Belirli bir aylık veriyor, yetiyor. O size yetiyor. Buraya geldiğinizde euro 30 lira olmasına rağmen ne karşılaşıyorsunuz çarşıda pazarda? Ya bizim için iyi. Bizim için iyi ama biz halkımızı düşünüyoruz. Yazık ya. Gerçekten. Yani ben görüyorum. Çok da şeyi verdim. Biliyor musun? Fakir, çok fakir insanlar var. Dileniyorlar. Mesela demin birisi araba çekiyordu. Çöp arabası. Abla para verir misin? Bir yemek alayım. Aldım verdim. Bilmiyorum yani nasıl olacak. Türkiye'nin durumu bilmiyorum. Halinden çok memnun insanlarımız da var. Ya bence yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Ya onlar belki çift maaş alıyor ondan. Ben öyle biliyorum. Diyorlar ki Avrupa bizi kıskanıyor. Ona çok gülüyorum işte. Bak ben diyordum ki Türkiye'ye gideyim diyordum. Belki röportaja denk gelirim. Çok aklımda şeyler vardı, neyse boş ver. Ama gerçekten düzen değil. Ha, düzen değil yani. Batmış bir Türkiye. Bu neler kadar. Neler vardı aklınızda söyleyecek? Genelde biz gurbetçilerimizle konuşuyoruz. Diyorlar ki Türkiye çok güzel, çok memnunuz hayatımızda. Valla biz memnun değiliz. Sanki şey? Medya TV. Ha, Medya TV. Orayı takip ediyor. Siz memnun değilsiniz hayatınızdan şu an. Türkiye'ye geldiğinizde. Ya ben kim fark etmiyor. Ben burada mesela paramla iyi yani geziyorum, yiyorum, içiyorum. Ama ben tek kendimi düşünmüyorum ki. Ben insanlarımı da düşünüyorum. Yani. Siz oy verenler düşünecek dediniz. Burada da söylemek ister misiniz? Ama bir bakımda da oy verenlere iyi olmuş. Teşekkür ediyorum. Baksın. Son zamları konuşuyoruz. Nedir durumlar? Her şey iyi. Sigara alamıyoruz. Vallahi öyle. Sigara alamıyoruz dediniz. Aynen. Zam geldi sigaraya. Şimdi petrole, benzine zam geldi. Ne olacak böyle? Vallahi benim arabam olmadığı için petrolü bilmiyorum vallahi. Benzinle. Ben sadece sigara içiyorum. Sigarayı alamıyoruz. Öyle. Geçinebiliyor muyuz? Çok şükür. Geçiyor mu? Geçiyor. Sigara alamıyoruz dediniz. Ya sigara öyle lafın gelişi söyledim. Hani az çok Allah hani çalışıyoruz, elimiz ayağımız tutuyor. Çok şükür ekmek alabiliyoruz. Öyle hani. Memnun musunuz halinizden? Çok şükür. Hani hastanede çalışıyorum. Hani hastalara bakınca kendi halimde şükrediyorum hani. Vatandaş geçinemiyoruz. Bize yetmiyor diyorlar. Zamlardan şikayetçi. Ya vallahi hani onlar bilmiyorum hani. Yalan söylüyor. Niye yalan söylüyor? Cevahir'e bakın. İnsanlar orada oturacak yer bulamıyor. Millet çalışmıyor ki. Çok fazla gurbetçi ve turist de var ama buralarda. Oo, çok fazla, çok fazla. Türkiye'de yaşayan vatandaşlar? Yani, hani mesela bakınca Suriyeli, Afganlı, Türkmenistanlı ne isteseniz var. Ama Türkiye'de yaşayan Türkiye'de Türk parasıyla kazananlar? Allah yardımcımız olsun dedim yani. Yalan hem bizim farkımıza. Ya bence ya bir şey söylemek istemiyorum da hani çalışanlar herkese iş var. Ne iş olmasın ki? Zamlar haklı mı sizce? Yok hiç. Hani diyorum ya sigarayı zar zor alabiliyoruz. Sigarayı zar zor alıyoruz ama yine de geçiniyoruz. Çok. Yetiyor diyorsunuz. Yani zam üstüne zam gelecek. Ne olacak sizce böyle durumlar? Daha da bekliyor muyuz zam? Tabii daha bekliyoruz valla. Olması lazım mı sizce? Yok olmaması lazım. Çünkü bir ev kirası 10 binden aşağı bulamıyoruz. Ben arkadaş bekliyor da. Ben teşekkür ederim.